Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjim. rahim Alhamdulillah. Ve salat ve ala Rasulullah ve ben. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Ailemin sohbet günlüğü isimli eserimizin kitabımızın 15. sohbetiyle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde evliliğin itibarı, saygı konusunu. Ayet-i Kerime, Hadis-i Şerifimiz, kısa bir sohbetimiz ve bir fetva etrafında beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Vakit kaybetmeden ayet-i başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad karramna bani Adem ve hamalnahum fil barri vel bahri ve razaqnahum tayyibat ve faddalnahum ala kesirin mimmen Sadakallahu'l azim. Andolsun biz insan şerefli kıldık. Onları karada ve denize taşıdık kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. İsra suresinin 20. ayeti kerimesi, 70. ayeti kerimesiydi bu ayeti kerimemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden nasibimize düşen hadis-i şerifimiz ise şu şekilde. An, İb An İbni Umar radıyallahu anhuma kal. Künnâ nettaqil kelâme vel inbisâta ilâ Nisai'na ala ahdi'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem heybete en yunzela fina şey felemma tubu fiyyen-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem tekelemna ve besatna sedakara sallallahu fima qal ev kema qal İbn Merwân radıyallahu anhuma şöyle diyor biz peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında Hakkımızda vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı kötü söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ama Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem müfaat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık. Bu hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde nikah bölümünün 81. hadis-i şerifi olarak yer almakta kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz şu şekilde. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık ayeti kerimesiyle kadın erkek, çocuk, genç, yaşlı, ailenin bütün fertlerinin saygınlığına işaret eden Cenab-ı Hak insanı onuruyla birlikte yaratmıştır. Onu yeryüzünün en değerli varlığı tayin etmiş, meleklerin Hz. Adem aleyhisselamın önünde saygıyla eğilmesini istemiştir. Bu nedenledir ki her insan onurlu, kendisinin ve çevresindeki herkesin onurunun korunması için de sorumludur. Aile bu sorumluluğun paylaşıldığı, birey olmanın toplumsal karşılığını saygınlık olarak görebileceği ilk yerdir. Sevgi, ailenin huzurunu sağlayacak ve güçlendirecek bir duygudur. Saygı ise bu duygudan beslenen davranış biçimidir. Eşler arasındaki sevgi bağı, tarafların birbirlerine karşı izzet ve ikramlı olmasını sağlar. Aile içinde görev ve sorumlulukları ne olursa olsun, annenin, babanın, çocuğun ve yaşlının fikrini söyleme ve muhatapları tarafından dinlenme hakkı vardır. Evle ilgili bir tasarrufta elinin hamuruyla anneyi erkek zevki ne e, erkek zevki ne anlar sözüyle e, öteleyerek babayı parmak kadar boyuyla söz söyleyemeyen çocukları senin zamanın gibi değil diyerek horlanan büyükleri anlayamaz ve kimliklerini anlamlandıramazsak aileyi korumamış oluruz. Saygı muhatabımızın yapmış olduğu eyleme değil kendisinedir. Davranış hoş görülmese de konuşulan sözler bizi mutlu etmese de onun sözünü kesmemek, küçümsememek, alaya almamak, ona değer verdiğimizi göstermek demektir. Bu aynı zamanda sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davranmalısın felsefesidir. Kocasından görmek istediği muameleyi göstermeyen kadın Karısından duymak istediği onurlu ve sevgi dolu sözleri söylemeyen koca beklentilerini hiçbir zaman bulamayacaktır. O nedenledir ki sadece bir arada iken değil, yalnız kaldıklarında da saygınlıklarını korumak, kimlik ve kişiliklerine değer vermek unutulmaması gereken önemli bir husustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mümin mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanması da diğer huylarından hoşlanabilir buyruğu saygının işlev, işlevselliğini ifade etmektedir. Bu işlevsellik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve nezaketi oluşturacaktır. Aile hayatı ilkeler ve ölçüler bütün, bütünlüğüdür. Birlikte bir hayatı omuzlayan ortak alanları kullanarak gelecek hesaplarını ve hayallerini paylaşan aile üyelerinin birbirlerinin sınırlarını bilmesi ve bu sınırların aşılmamasına gayret etmesi gerekmektedir. Saygı, İnsanın kendi kişiliği ile başkalarının kişiliği arasındaki sınırı bilip o sınırı aşmaması, kendi aleyhine dahi olsa başkasının hakkına, hukukuna riayet etmesidir. Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır buyuran Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem saygının temelinde karşılıklı haklara riayetin esas olduğuna işaret etmektedir. Eşler ve çocuklar arasında saygıdan uzak ilişkilerin insanları bir arada tutmayı başaramadığı gibi gittikçe uzaklaştıracağı da bir gerçektir. Zira saygısızlık incitir, yaralar, tahammülsüz kılar, var olan sevgiyi tüketir ve nihayetinde bitirir. Muhatabımızın insan olduğunu unutmadan yaratıcımızın değerli kıldığı, kendisine halife tayin ettiği düşüncesiyle izzet ve onurunu korumak, ailenin huzuru için kaşınılmaz olduğu kadar aynı zamanda dini bir sorumluluktur. Bugünkü fetvamız Süt bankasından alınan sütle süt hısımlığı oluşur mu? Süt bankasındaki sütlerin karışmış olması hükmü etkiler mi sorusunun cevabından oluşacak inşallah. Süt akrabalığı bebeğin memeden sütü emmesiyle oluştuğu gibi kadından alınan sütün içilmesi de oluşur. Dolayısıyla süt bankasından temin edilen sütün emme yaşındaki çocuklara verilmesi süt akrabalığı verilmesiyle süt akrabalığı oluşur. Bu nedenle süt akrabalığında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek ve dinen haram sayılan bir evliliğe sebep olmamak için süt verenlerle süt emenlerin kimliklerinin kayda alınması ve bu konuda titizlik gösterilmesi şarttır. Süt bankasına farklı kadınlar tarafından verilen sütlerin karıştırılmış olması bu hükmü değiştirmez. Bu durumda süt veren kadınların tamamıyla bu sütleri içen çocuklar arasında süt hısımlığı oluşmuş olur. Yine bak burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.